İslam'da zekat, malın temizlenmesi ve paylaşılması anlamına gelir. İhtiyaç fazlası malların zekatı da bu ibadetin bir parçasıdır. İhtiyaç fazlası mallar, günlük yaşamda temel ihtiyaçların ötesinde kalan varlıkları ifade eder. Bu mallar, kişinin ya da ailesinin günlük yaşantısında olmaksızın da rahatça yaşayabileceği eşyalar, nakit para, altın veya ticari mallar olabilir. Zekat, bu malların bir yıl boyunca sahibinde kalması ve nisap miktarına ulaşması halinde verilir. Nisap, zekatın verilmesi gereken asgari mal miktarını belirler. Zekat, toplumsal adaletin sağlanmasında ve bireyler arası gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesinde önemli bir role sahiptir. Aynı zamanda, veren için bir nevi malın temizlenmesi, alan içinse ekonomik destek anlamına gelir. Zekat hesaplaması, malların türüne ve değerine göre değişiklik gösterir. Genel olarak, nisap miktarını aşan nakit para, altın, gümüş ve ticari malların zekatı %2 bu piç oranında hesaplanır. Örneğin, eğer bir kişinin ihtiyaç fazlası 40.000 TL'si varsa, bu paranın zekatı 1.000 TL olur. Ancak, malların değerlemesi ve nisap miktarı konusunda bir bilirkişi veya din alimi ile danışmak en doğrusudur. Zekatın dağıtımı, İslam'ın belirlediği 8 kategoriye göre yapılır. Bunlar arasında fakirler, muhtaçlar, borçlular ve yolda kalmışlar bulunur. Zekatın doğru kişilere ulaşması, bu ibadetin amacına hizmet etmesi açısından büyük önem taşır.